Şimdi Veliçka köyünün girişindeki göle uğradık. Bu meşe ağacı tam Veliçka köyünün girişinde, gölün hemen yanında. Üzerinde de 500 yıllık olduğu yazıyor. Şimdi Veliçka köyünün içine geldik. Türkçe ismi Belibeyköy. Bu köyde de yine tüm kapılar yeşil. Şu yeşilliğin içinden tamamen kuş sesleri geliyor. Şimdi bu köyde eşimin dedesinin evi var. Biz de şimdi oraya doğru gidiyoruz aslında. Burası da Veliçka Köy Camisi. Bu binada Veliçka Köyü'nün eski ortaokulu. 8. sınıfa kadar komünizm döneminde burada okunuyormuş. Fakat komünizmden sonra burası satılıp özel mülk haline gelmiş. Türkiye'de de genelde böyle araba lastikleri boyanıyor ama burada çok güzel böyle çiçek gibi açmış. Güzel yapmışlar. Yine yeşil kapılı evler. Her yerde bahar çiçekleri de açmaya başlamış. Çiçeklerin adı da Kame'ymiş. Ben ilk defa duydum. Bu meşe ağacı da 550 yıllık.
en yaşlı ağaç listesinde daha önce yarışmaya da katılmış. Köyün girişindeki ağaçtan daha yaşlıymış bu. Veliçka'da çok fazla kuyu var. Bu kuyu da büyük meşe ağacının hemen dibinde. Hatta yan tarafta bir tane daha var. İnsanlar burada gemine su taşıyormuş. Bu evin dışı çok değişik geldi bana. Böyle kiremit kırılarak dik dik duvar sıvası dış cephe yapılmış. Bu ağaçlar 1975 senesinde köydeki ortaokul öğrencileri tarafından dikilmiş. Burası da Veliçka Köy Muhtarlığı. Şimdi Veliçka'da eşimin dedesinin evine geldik. Bu ev yaklaşık bir 100 yıllık. Eşimin dedesinler 89 yılında Türkiye'ye göç etmişler. O zamandan bu yana da bu evde hiç oturulmadığı için ev bayağı yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Ama evin mükemmel bir manzarası var. Şöyle aşağı doğru göstereyim. Karşıda dağlar ve şöyle ileride bir nehir var. Nehre kadar aşağıdaki arazi de onlara ait. Etraf mükemmel. Burası da Veliçka köyünün korusu. Şimdi ağaçların altına doğru yürüyoruz biz de. Şimdi korudayım. Arkası alabildiğince yemyeşil. Gökyüzü panoramik manzara gibi. Gerçekten şahane. Burada ağaçların altı da çok serin. Böyle her renk yeşil tonu var. Bilmiyorum kamerada ne kadar net gözüküyor ama şu an canlı olarak çok.